Doğal Dekor Beylikdüzü'nden hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere dış mekan, ıslak hacimlerde kullanabileceğiniz travertenlerden bahsedeceğim. Keyifli izlemeler. Bahçe zeminlerinde ya da havuz kenarında hangi taşları kullanabilirler? Bu taşların biraz detayına girelim. Travertenlerin çeşitlerini, yüzey işlemlerini, kenar işlemlerini, yani modellerini tanıtalım. Ona göre seçim yapabilsinler. En azından biraz daha bilgi sahibi olmuş olurlar. Havuz kenarlarında, yani ıslak hacimlerde 3-4 farklı materyal seçimi yapabilirsiniz. Bunlar dek havuz kaplamaları olabilir, kenar havuz kaplamaları olabilir, mermer traverten grubu olabilir ya da seramik grubu olabilir. Biz size bugün travertenlerden bahsedeceğiz. Hangi çeşitleri kullanabilirsiniz? Ergonomi açısından, görsellik açısından hangisini tercih etmelisiniz? Biraz bunların üzerinden gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeden en baştan başlayalım. Traverten çeşitlerini sizlere gösterelim. Travertenlerde farklı farklı yüzey işlemleri, kenar işlemleri, yani farklı işlemler görebiliyor. Direkt buradan klasik olan üründen başlayalım. Bu 2 santimlik 30 santime boy serbest yer döşemesi olarak tabir ettiğimiz klasik traverten. Boy serbest ne demek? Onu öncelikle izah edelim. Şuradan gösterebilirim. Taşların enleri 30 santim, boyları muhtelif ölçülerde. Yani bu yere döşenirken, zemine döşenirken yine bu şekilde 30 santime muhtelif ölçülerde komple döşeme sistemi yapılıyor. İzleyicilerimiz çok soruyordu, 30'a boy serbest ne demek ya da 30'a serbest boy ne demek diye. 30'a serbest boy bu demek. Taşların eninin belirli ölçüde olması, devamında diğer uzunluklarının farklı farklı olması. Bir de şu şekilde traverten fayans gruplarımız var. En çok tercih ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz modeller, müşterilerimizin en çok tercih ettiği modeller. Bunlar da yine kalınlıkları 1.2 ile 1.5 arasında değişiklik gösteriyor. Sağlamdır. Crosscut ürünler. Bunlar da yine Türkiye'den çıkıyor. Hepsi yerli imalat. Kendi fabrikamızda işleyip burada satışa sunuyoruz. Bunlarda da dediğim gibi farklı farklı yüzey ve kenar işlemleri yapılabiliyor. Yani taşın ergonomisini biraz daha değiştirebilmek için, görselini değiştirebilmek için. Bunlar neler? Cilalı yüzey olabilir, patinatolu yüzey olabilir, eskitme olabilir ya da kenar kırma olabilir. Bunları tercih edebilirsiniz. Tabi bu terimlere alışık değilsiniz. Belki de bilmiyorsunuz ne demek olduğunu, ama onlardan da biraz bahsedeceğim size. Yüzey cilalama fabrikada yüzeyin pürüzsüz hale getirilmesi, yani büyük makinelerde yüzeyin pürüzsüz cam görüntüsüne ulaşması, cam dokusuna ulaşmasıyla oluşabiliyor. Bunu taşlar döşendikten sonra yerinde de silim yapabilirsiniz, cilalayabilirsiniz ya da direkt bu şekilde işlenmiş olarak döşetebilirsiniz. İkinci söylemiş olduğum patinato işlemi. Patinato yüzeyin sert fırçalarla, yine makinede fırçalanarak, bunu tabi şu anda siz sadece görüyorsunuz, dokunarak hissetmeniz lazım, bir deri dokusu kazanıyor. Yani derimsi bir yüzey, çok dümdüz değil ama çok mat da değil, biraz yarı mat, parlak ama deri dokusu. Bu kayma direncini biraz daha arttırıyor, yani kaymaz oluşu biraz daha artıyor. Bunun eskitme işlemimiz var. O da büyük kazanlara bu taşın atılıp eskitme işlemi görüyor. Çakıl taşlarıyla beraber vibrasyonla taşın yüzeyi, kenarları daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor. Daha da yumuşak bir görüntüye sahip oluyor. Taşın yüzeyi biraz daha eski, rustik görünüm kazanıyor. Ve kayma direnci çok artıyor. Yani özellikle travertenlerin zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi kaymaz oluşudur. Tercih edilme sebebi bundan kaynaklıdır. Çıplak ayakla ıslak mekanlarda kesinlikle eskitme travertende kaymazsınız. Ölçülerinden biraz bahsedebilirim. Genellikle fayans gruplarımız, yani satışa sunduğumuz fayans gruplarımız inç ölçüleridir. Ama bunların santim biriminden 20.3'e 20.3, 20.3'e 40.6, 40.6'ya 61, 40'a 40
gibi ölçülerdedir. Bunları bu şekilde tek olarak döşeyebildiğiniz gibi, yani tek çeşit ebatta döşeyebildiğiniz gibi, örneğin elimdeki ürün 40.6'ya 40.6 bir ürün. Bunu tek çeşitle döşeyebildiğiniz gibi bunu diğer ürünlerle, diğer ebatlarla kombinle edebilirsiniz. Hatta şurada duvarda bir örneğimiz var. Bu şekilde karışık paten set ya da serbest stil döşemede de yapabilirsiniz. Bu mekana daha bir doğallık, fayans statüsünden olayı biraz daha dışarı çıkartıyor. Bu şekilde 40'a 40, 20'ye 20, 20'ye 40, 40'a 60 gibi karışık olarak döşeyebilirsiniz. Duvarda görmüş olduğunuz ürün yüzeyi patinatolu, yani fırçalanmış yüzey, kayma direnci biraz artırılmış, kenarları zincir kırma, hem zemin hem duvar kaplama ürünü. Bu şekilde farklı eskitme taşlar, bu travertendir. Yine dokusunu daha yakından görebilirsiniz, kenarları hafiften yuvarlatılmıştır, bu eskitme kazanına atılıyor. Kenarları çarpa çarpa, taşlar birbirine çarpa çarpa eskitiliyor ve doğal bir görünüm kazandırıyor. Zaten doğal ama daha da rustik bir görünüm kazandırıyor diyelim. Bunun farklı renkleri, farklı modelleri mevcut. Elimde gördüğün gümüş traverten. Yine 10 santime 20 santim kenarları ve yüzeyi eskitilmiş. Bunları da yine, bu arada burada görmüş olduğunuz tüm ürünleri hem zeminde hem duvarda kullanabilirsiniz. Islak hacimde de kullanabilirsiniz, yani iç mekanda da kullanabilirsiniz, dış mekanda da, bir havuz kenarı kaplamasında kullanabilirsiniz, bahçe yürüme yolunda kullanabilirsiniz ya da bahçe duvarında, bina cephesinde, yani aklınıza gelebilecek bütün alanlarda bu ürünleri gönül rahatlığıyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Adım taşlarını da gösterelim. Çim üzerine koyulan, bahçelerde yürüme yolları için kullanılan adım taşları, bunları da çok soruyorsunuz. Burada görmüş olduklarınız yine doğal taş, traverten grubu adım taşları. Yüzeyleri şu anda bu ürünün patinatolu. Yine dediğim gibi deri dokusu var. Üzerinde kayma olayını biraz daha aza indirgemek için. 4 santim kalınlıkta. Bunun uygulaması nasıl? Sadece çimin üzerine bırakıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bunu koyduktan sonra çim bunun yüzeyine çıkacak. Yani şuradaki seviyeyi, 4 santimlik seviyeyi çim geçiyor. Siz bunu çim biçme makinesiyle çimlerinizi biçtiğiniz zaman çim buraya sıfırlanıyor. Genellikle çimin üzerine direkt bırakıp geçebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.